Herkese merhaba. Yeni oyun Quantum Error'la karşınızdayım. Daha öncesinde fragmanlarını gördüğümde gerçekten ilgimi çekmişti. Çünkü oyun sadece PlayStation 5'e geliyordu. Evet arkadaşlar, SSD sahibi olmadığından dolayı PlayStation 4'e çıkmıyormuş yapımcının dediğine göre. Aynı zamanda Xbox Series X'te de, S'te de arkadaşlar, SSD farklılıklarından dolayı yapılması zorlanılıyormuş. Ertelenmiş. PC ve Xbox'a da gelecek tabi ama ileriki dönemde, tarihi belli değil henüz. Ama PlayStation'da çıktı. Ben de PlayStation 5'e gelir gelmez hemen arkadaşlar oyunu indirdim, kaptım ve sizler için yakından şimdi inceleyeceğim. Merak ediyorum oyun nasıl bir oyun? Bir itfaiyecinin başından geçen bir macera konusu. İşte farklı bir boyutlarda geçiyor. İlginç bir bilim kurgu oyun var karşımızda. Keyifli seyirler diliyorum. Lütfen abone olarak, beğeni butonuna basarak, istek ne olursa yorumlara, yoksa da selam göndererek destek olabilirsiniz. Hadi bakalım. Razer'la oyunumuz başlasın. Oyunumuzu PlayStation 5'te oynadığımızı söylememe gerek yok. Çünkü başka platformda yok arkadaşlar. Bu arada oyunun fiyatından bahsetmek istiyorum. Oyunun fiyatı 1000 lira. Umarım değiyordur arkadaşlar. Hadi bakalım. Umarım 1000 liraya değiyordur. Oyunumuzu görelim. Evet arkadaşlar. 2099, 31 Aralık, yılbaşı gecesi San Francisco'dayız. Heyecanlıyız. PlayStation 5 oyunu oynayacağız. Hem de Xbox'ın dahi kaldıramadığı. Evet. Birinci şahıs oynuyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Neymiş? Silah. Silahımız var. Tabancamız var. Şöyle yapalım. Otomatik almıyor arkadaşlar, manuel toplamamız gerekiyor. Ya yanlış mı görüyorum? Adam havaya mı uçuyor abi ya? Aa. Aa, görüyor musunuz fiziği? Aa, ilginç ya. Burada itfaiyeci görmüş. Görmüştüm, ölmüş. Bakar mısınız? Mermi atıyorum, adam sanki bomba patlamış gibi uçuyor. Neden öyle oluyor? Ateş edeyim bakayım. Görüyor musunuz? Ulan mermiler işlem. Oha! Oğlum o nasıl fizik? Ulan mermiler mi güçlü? Bence olay ne biliyor musunuz kardeşlerim, size söyleyeyim. Şimdi oyun PlayStation 5'e özel olduğu için, PlayStation 5 çok güçlü bir konsol. O kadar güçlü ki yani işte fizik, oyunun fiziği çok güçlü yani, fizik motoru. PlayStation uçuruyor her şeyi. Arkadaşlar şaka bir yana, umarım şu anda rüyadır. Adam falan yani rüya içinde oyun falan oynuyordur. Abi peki el bombası nasıl vuruyor o zaman? Şöyle atalım bakalım. Bomba geliyor. Kaç oğlum. Oğlum adam gitti öbür mahalleye. Dur bakayım atayım şunu. Aa. Baba silaha bak, silah. Silah yere çakıldı. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? PlayStation 5 oyunu mu bu? Baba bak, mermi adama vurunca nereye gidiyor? Ulan adama ateş ediyorum. Öbür sokağa doğru gidiyor ya. Yani hayatımda gördüğüm en komik oyun fizi diyebilirim. Bakar mısınız? Aa! Ulan adam adamın bileğini kırdık ha. Evet kardeşim, siz olun. Bin liranız varsa böyle kaliteli oyunlara yatırın. Allah Allah. Şaka gibi ya. PlayStation. Babak. Aa. Aa bakın burada askerler. Aha mermi işlemiyor adamlara. Adamlara mermi işlemiyor. Onlar bizdenmiş. Ondan mermi işlemiyormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar.
İhbar aldık, ihbar aldık. Ben ve takımım olay yerine müdahaleye gidiyoruz. Amerika'nın en iyi itfaiye takımlarından birincisi tabii, ilki yani. Özel, hani o kadar iyiyiz ki özel helikopterimiz dahi var. Yalnız arkadaşlar, bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olmuş mu yani? Hakkını veren PlayStation 5 oyunu olmuş mu? Hani Xbox'ın kaldırmaması konusuna ne diyorsunuz? Xbox'ın SSD teknolojisinin yetmediği konusunda bu oyun hakkında düşünceniz nedir? Sizce sorun, suç Xbox'ta mı? Ya da PC'de mi, yoksa yapımcıda mı? Tabii oyun, hani PlayStation 5 oyunu olunca insanda şey oluyor, bir yükseldik tabii ki. Hani bir beklenti oldu. 1000 lira para vermişiz değil mi oyuna? Yangın takımı bir iniş için izniniz var. Evet abi, şey gibi, nükleer santral gibi bir şey patlamış abi. 2109. 25 Aralık. Ya ver, öyle tutulmaz, ver. Biraz sola yapsana. Evet, mümkün olduğunca insan kurtaracağız. Şurada arkadaşlar, hemen şunu. Şuradan. Çekilin. Abi buralar ne olmuş böyle ya? Buraları bir soğutalım ya. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şu kapıyı hemen levyeyle açalım. Bu kez bir tatbikat değil, her şey gerçek. Koş 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 koş. Bu ne? O insanlar sıkışmış lan burada. İyi ki geldik, tam zamanında yetiştik, biliyor musunuz? Abi ne olmuş buraya böyle? Hop. Evet, mümkün oldukça daha fazla insan çıkaracağız. Come on, this way. Hadi çık, kalk 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 kalk. Kalk 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 kalk. Abi niye çöküyorsunuz? Kalksanıza. You're safe now. Let's go. Hadi güvendesin artık, kalk. Kalk 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 kalk. Come this way. Follow me. Come on. Kalkın, kalkın. Allah Allah. Oh be. Baksana kaç tane insan kurtardım ya. Hepsi can bundan, can. Herkes yaşıyor, evet. We are not finished. More work to be done. It's not safe. I'm not done. Bitmedi, işim bitmedi. Buradan ayrılamam. İşim bitmedi. Burası güvenli değil derken, ben kaptan olarak sorumluluklarımı bilen bir itfaiyeci olarak tehlikeyi seziyorum. Ve tam o sırada evet. Kapı üzerime düşüyor. Oha, kadın ikiye ayrıldı lan. Ama kadın laf dinlemedik abi ya. Bizim suçumuz değil abi. Dinlemedi. Kadın ikiye bölündü ya. Kadına dedik ama. Şu anda burası güvenli değil. Hemen çıkmamız lazım dedik. Dinlemedi bak. Götü orada kaldı. Kafası öbür tarafta kaldı. Şimdi arkadaşlar bakın, burada kadın kaldı abi, orada ikiye bölündü. Şimdi çıkışımız bu taraftan gideceğiz. Şuradan devam edeceğiz arkadaşlar.
Şöyle yapalım. Ses görünmüyor. Evet. Yangın varsa kapıyı açmamamız gerekiyordu. Alternatif bir giriş bulmamız gerekiyordu. Cortladık. Evet. Bunu keselim. Tamam. Evet, bakın arkadaşlar. Pufur pufur duman çıkıyor. Artık şey yapabiliriz. Artık açabiliriz. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz yangını? İşte yangının gerçekleri abi. İnsanlar ölmüş, yanmış. Tüh. Şu adam kemikleri baksana ya, alev gibi ya. Söndürdük ama çok çok ölü var. Çok kayıp var. Neler oluyor? İnsanlar yanmış abi işte. Ya işte filmlerdeki gibi değil arkadaşlar bu işler. Neden kaçmaya çalışmadan öldüler? Önce kız, şimdi bunlar. Abi belki de yangın çıkmadan önce ölmüşlerdi. Bilemiyoruz ki. Kül olmuşlar ya. Nothing about this makes sense. Hiçbir şey hiç mantıklı gelmiyor. Gitmeliyiz. I have a bad feeling about this. Bununla ilgili kötü hissettiğim şeyler var. Yani bu insanın hiçbir şekilde kaçmaya çalışmadan bu şekilde ölmeleri çok garip ve ürkütücü. Ne? Hayır! İnanmıyorum. Oğlum bunlar yaşıyor lan. Yaşayan ölüler mi? Allah. Evet, buradan çıkışı bulmalıyız. Into the darkness. Adadaki tesisin merkezine geldik. Hani termal şey gibi bir şey. Termal bir tesis gibi bir şey. Yani hidroelektrik santrali gibi bir şey yani, bir yer. İlginç. Bence burada herkesten, hükümetin herkesten sakladığı deneyler falan yapılıyor ya da işte araştırmalar. This place is a maze. Evet. Bu mekan bir labirent. Careful. Dikkatli ol. After what we saw in there, I don't want us getting too far from each other. O kadar şey gördükten sonra artık birbirimizden ayrı kalmamızı istemiyorum. Garip bir şey oluyor abi. Garip. Garip bir şey oluyor. Aha. Eğilin. O neydi abi? Ondan zaten yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Biz alt tarafı itfaiyeyiz abi. Hortumla su tutarız. Patlayacak. Jacob.
Kaptan ya işte. Çabuk çabuk çabuk. Oo, son anda tuttuk ha adamı, arkadaşımız. Sakın, sakın bırakma. Sakın bırakma, seni kurtaracağım. Seni çekeceğim. Shane, come on. Shane. Climb up. I can't. Hadi. Yapamıyorum, yapamıyorum. Yapabilirsin. Hadi çabuk. Hadi, birileri de geliyor. Ulan kepimi düşürdün ya. Abi gökyüzünden birileri geliyor abi. Burada başka olaylar var. I'm going to pull you up. Seni yukarı çekeceğim, tamam mı? Çekeceğim de etrafım sarıldı. Show us your hands. Ellerini göster. Ya ellerini nasıl göstersin? Adamı tutuyor. No. No. Don't look at me like that. Bana öyle bakma. Bana öyle bakma. Buradan birlikte çıkacağız. They're gonna shoot you. Seni vuracaklar. Adam delikanlılık yapıp bırakacaklar. Jacob, kendini kurtar. Hayır. Shane, hayır. Kardeşim. Sırf beni vurmasınlar diye. Görüyor musunuz? Kendini feda et. Sir, we found a firefighter. Efendim? Bir tane itfaiyeci bulduk. Hiçbir tanık kalmasın. Öldürün. Tanık kalmasın, öldürün mü? Abi burada acayip olaylar dönüyor ya. 3 yıl önce. Yani deminki olaydan 3 yıl önce arkadaşlar. Arkadaşımı hazin bir şekilde kaybettik biliyorsunuz. Shane. Şimdi hani kaybettiğimiz, yani bizim için kendini feda eden Shane'in neden bizim için bu kadar önemli olduğunu. Sadece Shane'le ilgili bir sahneye şahit olacağız arkadaşlar. Bu arada oyunda dış kamera da var kardeşim. İster oyunda third person, ister first person olarak oynayabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Şu kapı. Şimdi Shane'e gideceğiz. Shane bizim için neden bu kadar önemli? Onu görmemiz lazım. Yani arkadaşlar, bir itfaiye oyunları genelde biliyorsunuz çok daha düşük bütçeli oluyor. Yine bu da düşük bütçeli ama diğerleri kadar değil. Yine elle tutulur şeyi var yani oyunun. Ama yani PlayStation 5 oyunu mu? Hayır. Yani PlayStation 5'e yakışacak bir oyun değil. Yani kalkıp bir de diğer makinelere işte Xbox'a falan bok atmanın anlamı yok. Hani yok SSD sistemi farklıymış da yetmiyormuş, yetmiyormuş falan. Shane, zaman kaybetmemeliyiz. Bir an önce çıkmalıyız. Yeterince hızlı olamadım. Herkesi kurtaramayız. Elinden gelen en iyisini yapıyorsun zaten. Eğer yeterince iyi olsaydım bunlar olmazdı. Bu çocuk ölmezdi. Shane, kafana inecek oralar, kafana. Ah ah Shane, ah neredesin Shane? Bak ben sana ne dedim, kafana indi. Arkadaşımız yaralandı arkadaşlar. Sağlık durumuna bakmamız lazım hemen. Durumu iyi değil. Önce nabzını bir kontrol edelim. Gebermemiş ama gebermek üzere. Benim sözümü dinleseydi bunlar olmayacaktı. O zaman kalp masajı yapalım. Hadi. Uyan lanet olası. Uyan. Don't you die on me.
Quantum Error'a baktık arkadaşlar. Gerçekten kendim error verdim. Yani PlayStation 5 oyunu olarak çıkıp da çıkmadan önce PlayStation 4'e işte Xbox'ın SSD'sine laf söyleyen bu yapımcı arkadaşlarımız ne yapmış yani? Bu PlayStation 5 oyunu olamaz. Gerçekten arkadaşlar yani PlayStation 5'in yüz karısı diyebilirim bu oyuna. Yani PlayStation 5 çıktığından beri gördüğüm teknik anlamda yani şöyle söyleyeyim size. Bağımsız yapım olarak bir sürü oyunlar gördük. Zaten her oyunun kendine göre sınıfı var fakat oyun çok tutarsız. Çok fazla glitch var. Bitmemiş, yarım kalmış bir oyun. Böyle bir oyunun nesi SSD istiyor ya da ne gibi Xbox zorlanıyor falan bunu yapımda, hani bu oyunun yapımında. Onu anlamış değilim. Mütevazı olsalar biz bağımsız bir yapımız. İşte PlayStation 5'i anca yapıyoruz. Gücümüz buna yetiyor. İleride Xbox ve PC'de yapmak istiyoruz deselerdi anlayış gösterilebilirdi. Bu arada oyun çıkmadan önceki çıkan fragmanlar hani dersin ki PlayStation 5 eksklusif geliyor ortalığı yakıp kavuracak falan böyle havasında böyle farklı bir oyun geliyor diye düşündük ama olmadı arkadaşlar. Olmadı. Olmamış. Olmamış. Yarım kalmış bir oyun olmuş arkadaşlar. O yüzden yani 1000 liraya tavsiye etmiyorum. 1000 liraya almanızı tavsiye etmiyorum. Hani bir ücretsiz verilir. PlayStation Plus'a gelir. İşte Game Pass'e gelir. İndirim çok ciddi bir indirim olur. O zaman değerlendirilebilir. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve lütfen bunun yanında arkadaşlar videonun hemen altındaki açıklama bölümünde sosyal medya linklerini Instagram'dan, TikTok'tan beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler. İyi oyunlar diliyorum.